Hepinize merhabalar arkadaşlar. Su Güzellik Sırları kanalına hoş geldiniz. Bugün sizler için şahane bir içecek hazırlıyorum. Özellikle metabolizmanızın yavaşladığı kış aylarında arkadaşlar bu tarifi mutlaka kullanın. Tam bir gece içeceği siz uyurken metabolizmanızın hızlanmasını sağlayacak çok güzel bir lif kaynağı içerdiği için gerçekten sinir sistemi rahatsızlıklarına karşı sizleri hem koruyacak hem de arkadaşlar oluşmuş olan rahatsızlıkların ortadan giderilmesine yardımcı olacak. Çok zengin bir Var. Şimdi hemen bu metabolizma hızlandırıcımızın yapılışına geçelim. Şöyle arkadaşlar burada ana yararlanacağımız malzeme elma. Elma biliyorsunuz ki tam bir lif kaynağı içerisinde yüksek miktarda pektin bulunuyor. Pektin de bizim gerçekten günlük ihtiyacımız olan liflerin en değerlilerinden bir tanesi. Elmanın içerisinde arkadaşlar çok fazla antioksidanlar da var. Bu antioksidanlar sizin bu bağışıklık sisteminizin güçlenmesini sağlayacak. Ayrıca arkadaşlar Parkinson hastalığına karşı da çok güzel bir önlem almak için kullanılabilecek gıdaların başında geliyor. Ve tabii ki de bununla da bitmiyor. O güzel gerçekten kıpkırmızı renkleriyle gözlerimizden ve kalpler çıkartan bu lezzetin kalp damar sağlığı açısından da yararları sayılamayacak kadar çok. O yüzden günlük olarak diyet programlarınızda mutlaka elmaya yer vermenizi sizlere tavsiye ederim. İster kırmızı elma kullanın, ister yeşil elma kullanın. Elmanın hepsi arkadaşlar her türlü birbirinden değerli. O yüzden isteyenler karıştırıp da kullanabilir ama ben bugün şöyle elimde kıpkırmızı elma varken birazcık tadında tatlı olmasını istediğim için bu kürümün kırmızı elmadan yararlanacağım. Tabii ki de bunu arkadaşlar hazırlarken elmanın kabuklarıyla birlikte kullanmak bizler için çok ama çok önemli önemli kabukların iyice de arındığından emin olmak için karbonat ile kabukları güzelce ovarak yıkayabilirsiniz gerçekten bu şekilde yıkandığı zaman çok güzel bir şekilde üzerine ne toz kalıyor ne de kalıntı kalıyor şimdi hemen blender kabımızı yan tarafa alalım burada arkadaşlar bir kişi için bir gece için ben bu tarifi veriyorum gerçekten gözünüzü doyuracak dolu dolu bir bardak hazırlıyoruz bir kişi için yarım elmadan yararlanacağım. Ama benim elmalarımın büyüklüğü orta büyüklükte bir elmaydı. Sizler daha küçük elmadan yararlanacaksanız bir elma da kullanabilirsiniz. Bu tarifimde elmanın çekirdeklerini kullanmayacağım için sapı ve çekirdeklerini arkadaşlar temizliyorum. Ama elmanın kabuğu gerçekten A vitamini açısından da çok güçlü ve lif olarak da yüksek miktarda pektin içeriyor. O yüzden elmanın kabuğunu mutlaka kullanmaya özen gösterin. Bağırsak sağlığı için, göz sağlığı için olmazsa olmaz gıdalardan biri arkadaşlar. O yüzden elmanın kabuğundan da ben yararlanacağım. Elmalar biliyorsunuz ki çok güzel bir şekilde sizin tokluk hissi hissetmenizi sağlayacak. İştahınızı bastırmak istiyorsanız mutlaka elmaları deneyin. Çünkü arkadaşlar elmaların içerisindeki yüksek lif sizlere gerçekten bir gün yetecek kadar zengin. O yüzden ben elmaları arkadaşlar kullanmayı çok seviyorum. Elmaları eğer ki bu tarifi aç karnına içerseniz bu tarifimiz çok daha fazla önem kazanacak. Özellikle de kalp sağlığımız üzerinde. Biliyorsunuz ki damarlarımızın içerisinde, atar damarlarımızın içerisinde arkadaşlar zamanla kolesterol seviyesinin yüksekliğinden dolayı plaklar oluşabiliyor. Bu plaklara biz damar çıkınıklığı diyoruz ve dünyada çok sık görülen kalp krizlerinin temelini oluşturuyor arkadaşlar. Eğer ki sizler de kalp sağlığınızı güçlendirmek istiyorsanız, özellikle bu plakların oluşmasını engellemek istiyorsanız, kalp kasınızı güçlendirmek istiyorsanız, kalbinizdeki iltihap varsa eğer ki bu iltihaptan kurtulmak istiyorsanız, bu tarif arkadaşlar tam size göre ve şimdi de burada gördüğünüz gibi bal kabaklarından yararlanıyoruz. Bal kabağı iyi bir lif kaynağı. Hem bağırsak sağlığımız için hem kalp sağlığımız için gerçekten çok önemli. Kalp sağlığımız için özellikle içerisinde yüksek miktarda bulunan omega 3 yağ asitleri sayesinde kolesterol seviyenizin arkadaşlar dengede kalmasını sağlayacak. Sizleri çok güzel bir şekilde gün içerisinde tokluk hissettirecek. Sadece bununla da kalmıyor. İçerisinde kalsiyum, magnezyum, manganez, bakır, demir, fosfor gibi kemik dokularındaki hasarın iyileştirilmesini sağlayan, kemik gelişimini destekleyen çok güzel arkadaşlar mineraller var. Sadece tabii ki de bu değil. İçerisinde L-triptofan var. L-triptofan özellikle birazcık modunuz olarak da besif bir mod içerisindeyseniz Sizi bu moddan kurtaracak çok güçlü bir arkadaşlar. Biliyorsunuz ki amino asit. O yüzden bu tarifin çok da güzel bir şekilde izinde daha sağlıklı, daha dinç hisset menize yardımcı olacak. Bunun içerisinde içerisinde yüksek miktarda potasyum var. Biliyorsunuz potasyum zengin olan besinler bizler için süper besin olarak geçiyor ve kesinlikle kan basıncının dengelenmesini sağlıyor. Eğer ki tansiyon ile ilgili problemleriniz varsa burada da arkadaşlar sizlere tansiyonunuzu dengede tutacaktır. Tam da kış mevsiminin gerçekten olmazsa olmaz meyve ve sebzelerinden yararlanıyoruz arkadaşlar. Ben bal kabağını bu mevsimde kullanmayı çok seviyorum. Güçlü bir A vitamini kaynağı olduğu için sizlerin göz sağlığınızı korumanıza yardımcı olacak. Ayrıca C vitamini bakımından da oldukça zengin. C vitamini biliyorsunuz ki bağışıklık sistemimizin düzenlenmesinden tutun da kolajen sentezine kadar vücudunuzda her yerde görevli ve en güzel görevi de bence yağ yakımı metabolizmasını etki etmesi. Eğer ki yağlarınızdan kurtulmak istiyorsanız, benim üzerimde birazcık halsizlik, yorgunluk var, bir türlü kendimi toparlayamıyorum diyorsanız sizi daha zinde, daha dinç, daha dinamik olmanızı sağlayacak olan arkadaşlar şahane bir karışım. Bu karışımı geceleri aç karnına tüketin. Özellikle bunu belirtmek istiyorum. Yemeğin üstüne de bunu tüketebilirsiniz ama aç karnına tükettiğinizde çok daha fazla verimli olacak. Çünkü biliyorsunuz ki biz burada birazcık vücudumuzu şifalandırmak için bu karışımı kullanıyoruz. Ve aynı ilaçlardaki mantık gibi her ilaç tok karnına içilmiyorken bu da arkadaşlar kesinlikle tok karnına tüketilmemesi gereken Açık karnı tüketildiği zaman daha fazla etki edecek karışımlardan bir tanesi. Ben şöyle blenderdan da geçireceğim ama birazcık daha işimi kolaylaştırmak için kabaklarımı arkadaşlar ince ince doğradım. Burada kabaklarımızla birlikte C vitaminini daha da arttırmak için limondan yararlanıyoruz. Ama limonla ilgili tabii ki de benim olmazsa olmaz bir şey yapmam gerekiyor. Burada arkadaşlar limonun kabukları benim için her tarifte altında yerinde ben limonun kabuklarını kullanmayı çok seviyorum. limonen diyorsunuz ki kolesterol seviyenizi düzenliyor isteğinizi kapatıyor, yağlarınızın yakımını artırıyor. C vitamini kaynağı. O yüzden limon kabukları asla çöpe gitmiyor. Kesinlikle kürlerimizde, cilt bakımlarımızda bulduğumuz her yerde değerlendirmeye çalışıyoruz. Ve sıra buraya da geldi arkadaşlar. Burada da limon kabuklarını iyice ne kullanmam gerekecek. Her seferinde hatırlatıyorum. Tekrar hatırlatmak istediğim bir şey var. Limon kabuklarının burada sadece sarı kısımdan yararlanıyoruz. Beyaz kısmını kullanmıyoruz. Çok küçük bir hatırlatma. Burada arkadaşlar limonun kabuğunu kullanacağımız için incini yıkamamız gerekiyor. Öncelikle karbonat ile ovarak üzerindeki bütün tozu, kiri akıtmanızı sizlere tavsiye ederim. Daha sonrasında sirkeli suda bekletebilirsiniz. Gerçekten hijyen burada çok ama çok önemli. Şimdi ben yarım limondan yararlanacaktım. Yarım limonun kabuklarını güzel bir şekilde arkadaşlar renledikten sonra limonlarımı ince ince dilimliyorum. Yarım limon bir kişi için yeterli olacaktır. Daha fazlası arkadaşlar hipotansiyon sorunu olan kişilerin kesinlikle kullanmaması gerekecektir. Bunlara lütfen çok dikkat edelim. Çünkü biliyorsunuz ki aslında hepimiz birer kendimizin doktoruyuz. Neler yiyoruz, neler içiyoruz, vücudumuzda nelerin faydası var, neler bize göre değil. Bunları kendiniz arkadaşlar dikkat ederek vücudunuzda sizlere uygun ürünleri seçmeye çok ama çok özen gösterin. Tabii ki de burada kullanım miktarları da çok önem kazanıyor kontrollü bir şekilde kullanmakta fayda var. Ben şöyle limonlarımı blenderdan geçireceğim. O yüzden ufak ufak doğramak yerine hafif birkaç parçaya bölüp hızlıca arkadaşlar karıştırma kabının içerisine aktaracağım. Söyle görmüş olduğunuz gibi ben burada arkadaşlar bu tarifi içmeyi çok seviyorum. Özellikle kış aylarında bu tarifle birlikte bağışıklık sistemimizi çok güzel bir şekilde güçlendireceğiz. Ve bu tarifin çok daha önemli bir karışımı daha var. Onu da birazdan sizlerle hazırlıyor olacağım arkadaşlar. Bu karışımla birlikte bu tarifin etkisini bir anda arkadaşlar tam 10 katına çıkartacağız. Şimdi bu özel karışımımız neymiş? Hemen ona bakalım. Burada keten tohumundan yararlanıyorum ama ben keten tohumunu öğütülmüş olarak kullanıyorum. Keten tohumu biliyorsunuz ki omega 3 zengini e, tohumlardan bir tanesi. Burada da tabii ki de bu, kullanmakta fayda var. Özellikle bağırsak hareketlerinizi düzenleyecek, sizlerin kalp damar sağlığını destekleyecek, metabolizmanızı hızlandırırken gerçekten yağlarınızın yakımını kolaylaştıracak şahane bir baharat. Ve tabii ki de sırada ne var? Yüksek miktarda piperin içeriğiyle inanılmaz bir antioksidan, inanılmaz bir baharat olarak karabiberden yararlanıyoruz. Karabiberin arkadaşlar C vitaminiyle tüketildiğinde faydaları bir o kadar daha artıyor. O yüzden ben hemen şöyle kaşımı uncuyla karabiberle alıyorum. Ben karabiberi kullanmayı çok seviyorum. Metabolizmamı aşırı derecede hızlandırıyor. Karabiberle birlikte kombinlemeyi sevdiğim bir başka baharatım ise kesinlikle kimyon. Kimyonun arkadaşlar çok güzel bir şekilde iştahınızı dengeleme, yine bağırsak hareketleriniz düzenleme özelliği olduğu için burada kimyonumuzda içerisine ilave ediyor Şimdi karabiber varsa bir ortamda C vitamini varsa olmazsa olmaz tabii ki de zencefil. Ben burada toz zencefilden yararlanıyorum. İsteyenler olursa tabii ki de taze zencefil de kullanabilir. Ama toz zencefili birazdan hazırlayacağımız şahane bir metotla etkinliğini daha da artıracağız arkadaşlar. O yüzden hemen şöyle zencefilimi de içerisine atıyorum. Ve burada arkadaşlar yapacağımız işlem çok önemli. Çünkü baharatlarımızın içerisindeki nemi çıkartacağız. Bizlere daha yoğun, daha tat olarak daha aktif ve tabii ki de arkadaşlar metabolizmanızı daha fazla harekete geçirmesi için konsantre bir karışım olması için ben bunları ocakta arkadaşlar karıştıra karıştıra birazcık ısıtacağım. Bu ısındıkça çok güzel bir şekilde nemi buharlaşacak ve bana yoğun bir lezzet kalacak. Şimdi de hemen onay ocakta oda dursun. Bu tarafta arkadaşlar hazırlayacağımız en önemli şey bu karışımımızı yapmak. Şu anda bir bardak suyu görmüş olduğunuz gibi doğramış olduğum meyvelerin içerisine arkadaşlar güzelce aktardım. Tek yapmam gereken blenderimin yardımıyla bunların pürüzsüz bir hale gelmesini sağlamak. Gerçekten bu tarz tarifleri hem hazırlanışı çok kolay olduğu için hem anında hazırlayıp kullanmaya başlayabileceğimiz için ben gerçekten uygulamayı çok seviyorum ve pek çok kişi için de büyük bir kolaylık olacak. Şöyle köpük köpük olana kadar arkadaşlar bunu güzelce blenderdan geçirelim. Bütün o beta karotenler, antioksidanlar güzelce birbirleriyle karışsın ve sizler için hem çok lezzetli, hem nefis hem de bunu içtikten sonra sizlere ağırlık hissettiren